Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Konumuz kesirler. Kesirlerle ilgili problemler çözeceğiz. 4. sınıf konusu. Şimdi problemlerimize bakalım ve çözelim birlikte. Birinci sorumuza bakalım. Emel 35 sayfalık kitabın 7'de birini okudu. Emel kaç sayfa kitap okudu? Kesirlerde problemleri çözmek için önce kesri mutlaka çizin. Kesri çizin. Sayılar verildiyse kesirle ilgili onları yerleştirin kesrinize. Önce 7'de bir kesrimizi çizelim. Aklımızda daha iyi kalması için şekil çizmemiz önemli. 7'de bir kesrimizi çizelim. Evet, bir dikdörtgen çizeceğiz ve 7 eşit parçaya ayıracağız. Evet, 7'de bir kesrimiz neresi bizim? Şeklimizi 7 parçaya böldük. Bir parçasını işaretledik. 7'de bir kesrimiz bu. Kesrimizi çizdik önce. Soru neydi? Emel 35 sayfalık kitabın 7'de birini okudu. Yani bu kısmını okumuş. Emel kaç sayfa kitap okumuştur? 35 sayfayı ne yapacağız? 7 kutuya eşit şekilde paylaştıracağız. Ne yapacağız o zaman? 35'i 7'ye böleceğiz. 35 bölü 7. 35'in içinde 7, 5 kere var. 5 kere 7, 35. Her kutuya düşen sayfa sayısı neymiş? 5 burası, 5 burası, 5 burası, 5, 5, 5, 5. Emel'in okuduğu sayfa neresiydi? 7'de bir kısmıydı. Yani burasıydı. Sayfa sayısı kaçmış? 5'miş. Emel kitabın 5 sayfasını okumuş. İkinci problemimize geçelim. Annemin yaptığı 40 kurabiyenin 5'te birini yedik. Kaç kurabiye yedik? Ne yapacağız? Dediğim gibi önce kesrimizi çizeceğiz. 5'te 1'i çizeceğiz. Kesrimizi çizdik. Bir bütünü 5 eşit parçaya böldük. Birini işaretledik. Annem kaç kurabiye yapmış? 40 kurabiye yapmış. 5'te 1'ini yemişiz. 5'te 1'ini yediğimize göre bu 5'te 1 kısmını bulmak için 40 kurabiyeyi 5 parçaya, yani 5 kutuya dağıtacağız. 40'ı 5'e bölerek, paylaştırarak buradaki sayıyı bulmuş olacağız. 40'ın içinde 5, 8 kere var. 8 kere 5, 40. Yani her kutuya düşen kurabiye sayısı 8. Biz kaçta kaçını yemişiz? 5'te 1'ini yemişiz. 5'te 1'inde kaç kurabiye var? 8 kurabiye var. Kaç kurabiye yemişiz? 8 kurabiye yemişiz. Evet, diğer sorumuza geçelim. Çiçekçi 54 çiçeğin 1 bölü 3'ünü sattı. Çiçekçi kaç çiçek sattı? Dediğim gibi önce kesri çiziyoruz. 3'te 1 kesrini çizelim. 1 bütünü 3 eşit parçaya bölüp 1 parçasını işaretledik. 54'ün 3'te 1'ini bulmak için 54'ü bu 3 kutuya eşit şekilde paylaştıracağız. Paylaştırmak ne demek? Bölmek demek. 54 bölü 3. 5'te 3 bir kere var. 1 kere 3, 3. 5'ten 3 de çıktı 2. 4'ü aşağı indirdik. 24'ün içinde 3. 8 kere var. 8 kere 3, 24. Her kutuya düşen çiçek sayısı kaçmış? 18'miş. Çiçekçi kaç çiçeği satmış? 3'te 1'ini satmış. 3'te 2'sini satamamış. 3'te 1'de kaç çiçek var? 18 çiçek var. Yani çiçekçi 18 çiçeği sattı. Evet, dördüncü sorumuz. Arda 72 cevizin 4'te 1'ini kırdı. Hemen kesrimizi çizelim. Ne yapacağız? Bir bütünü 4 eşit parçaya böleceğiz. 4'te 1 kesrini göstermek için 4'e böldük, bir parçasını işaretledik. 72 cevizin 4'te 1'ini bulmak için
72'yi 4 kutuya eşit şekilde paylaştırıyoruz. Yani 72'yi 4'e bölüyoruz. 7'nin içinde 4 bir kere var. 1 kere 4, 4. 3, 2'yi aşağı indiriyoruz. 32'nin içinde 4, 8 kere var. 8 kere 4, 32. Her kutuya düşen 18 ceviz. Yani bu kısmı kırdığına göre kaç ceviz kırmış? 18 ceviz kırmış. Evet, 5. sorumuz. Trendeki 84 yolcunun 6'da biri indi. Trenden kaç yolcu indi? Şimdi 6'da birini çizeceğiz. Kesrimizi çizelim. Bir dikdörtgen çizip 6 eşit parçaya bölüyoruz. Ve 6'da birini işaretliyoruz. 84 yolcudan 6'da biri inmiş. Yani bu kısım inmiş. 84'ün 6'da birini bulmak için ne yapmamız gerekir? 84 yolcuyu bu 6 kutuya eşit şekilde paylaştırmamız, yani bölmemiz gerekir. 84 bölü 6. 8'in içinde 6 bir kere var. 1 kere 6, 6. 8'den 6 çıktı 2. 4'ü aşağı indirdik. 24'ün içinde 6, 4 kere var. 4 kere 6, 24. Her kutuya düşen sayımız 14. Trenden 6'da bir yolcu indiğine göre bu kısım inmiş. 14 yolcu inmiş. Bize trende kaç yolcu kaldı diye sorsaydı diğer kalanları hesaplardık. 14'ü 5 ile çarpabilirdik veya 84'ten inen yolcu sayısını çıkartırdık. 84'ten 14'ü çıkartırsak trende kalan yolcu sayısını da bulmuş oluruz. Evet, 6. soru. 2 saatin 5'te biri kaç dakikadır? Burada önce saatin, 1 saatin kaç dakika olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sonra 2 saatin kaç dakika olduğunu bulmamız gerekiyor. 1 saat kaç dakikadır? 60 dakikadır. 2 saat kaç dakikadır? 2 tane 60'tır. Yani 60 ile 60'ı toplarsak 2 saatin kaç dakika olduğunu bulabiliriz. 2 saat 120 dakikadır. Şimdi 120'yi bulduk, 2 saati bulduk. 120 dakikanın diye okuyabiliriz soruyu. 120 dakikanın 5'te 1'ini bulacağız. Ne yapacağız? Önce kesrimizi çizeceğiz. 5'te 1 kesrimizi çiziyoruz. 5 eşit parçaya bölüp bir parçasını tarıyoruz. 120 dakikayı 5 kutuya eşit şekilde paylaştıracağız. 120 bölü 5. 12'nin içinde 5, 2 kere var. 2 kere 5, 10. 20'de 5, 4 kere var. 4 kere 5, 20. Her kutuya düşen dakika 24 dakikadır. Yani 5'te 1'i bu kısım olduğuna göre 5'te 1'i kaç dakikadır? 24 dakikadır. Evet, 7. sorumuz. 1 metre 40 santimin 7'de 1'i kaç santimetredir? 1 metre 40 santimetrenin 7'de 1'i kaç santimetredir? Önce burada bir bilinmeyen bir kısım var. 1 metre. Santimetre olarak sorduğu için önce metreyi santimetreye çevireceğiz. 1 metre 40 santimetre. Önce kaç santimetredir onu bulalım. 1 metre kaç santimetredir? 1 metre 100 santimetredir. Bunu hepinizin bilmesi lazım. Bilmiyorsanız da ezberleyin bunu. 1 metre 100 santimetredir. 40 santimetremiz daha var. Toplam kaç santimetre olur burası? 140 santimetre olur. 140 santimetreyi bulduk. Şimdi burası tamam, bilinmeyen ortadan kalktı. Şimdi 7'de 1'ini bulacağız. Ne yapıyoruz? Hemen kesrimizi çiziyoruz. Dikdörtgenimizi çizdik. 7 eşit parçaya bölüyoruz. Ve bir parçasını tarıyoruz. Çünkü bize 7'de 1 soruluyor. 140'ı
7 kutuya eşit şekilde paylaştıracağız. Yani 140'ı 7'ye böleceğiz önce. 14'ün içinde 7. 2 kere var. 2 kere 7 14. Çıkartıyoruz. 0'ı aşağı indirdik. 0'ın içinde 7. 0 kere var. 0 kere 7 0. Her kutuya düşen sayımız kaçmış? 20 santimmiş. 20. 20, 20. 7'de 1'i kaç? 7 parçadan bir parçası 20 santimetre. Evet, 8. sorumuz. Galerideki 150 otomobilin 6'da 1'i satıldı. Kaç otomobil satıldı? Evet, hemen kestirimizi çiziyoruz. 150 otomobil belli zaten. Orada yapabileceğimiz bir işlem yok. Kutu çiziyoruz. Kutumuzu 6 eşit parçaya bölüyoruz. 6'da 1'ini işaretliyoruz. Kestirimizi çizdik. 150 otomobilimiz var. Biz bu 150 otomobili 6 kutuya eşit şekilde dağıtacağız. Ne yapacağız? Paylaştıracağız. Paylaştırma bölme demek. 150'yi 6 kutuya paylaştırıyoruz. 15'in içinde 6 2 kere var. 2 kere 6 12. 3, 0, 30'un içinde 6, 5 kere var. 5 kere 6, 30. Her kutuya düşen otomobil sayısı 25. Bize sorduğu soru neydi? 6'da 1'i. 6'da 1'i de kaç otomobil var? 25. 6'da 1'i satılmış. 25 otomobilimiz satılmış. Eğer bize deseydi, satılmayan otomobil sayısını sormuş olsaydı ne yapacaktık? Satılan otomobili bulduktan sonra 150'den satılanı çıkartıp satılmayanı bulabilirdik. 125 tanesi de satılmamış. Ama bize onu sormuyor tabii ki. Evet, 184 yumurtanın 4'te 1'i satıldı. Kaç yumurta satıldı? Yine az önceki soru gibi. Hemen kestirimizi çiziyoruz. 4'te 1 kestirimizi çiziyoruz. 4 eşit parçaya bölüp bir parçasını tarıyoruz. Ne yapıyoruz yumurtalarımızı? 4 kutuya eşit şekilde paylaştırıyoruz. Yani 184'ü 4'e bölüyoruz. 18'in içinde 4, 4 kere var. 4 kere 4, 16. 24'ün 4'ü aşağı indirdik. 24'ün içinde 4, 6 kere var. 6 kere 4, 24. Her kutuya düşen yumurta sayısı kaçmış? 46'ymış. 46, 46, 46. Satılan yumurta sayısı burası olduğu için kutuya düşen 46 yumurta satılmıştır. Evet, 10. sorumuzu çözelim. Ece'nin 200 lirası vardı. 10'da 1'ini harcadı. Ece kaç lira harcamıştır? Evet, 10'da 1 kestirimizi çizelim. Şöyle de çizebiliriz. 5 tane oradan çizelim. 2 buradan çizelim. Evet, 5 parçaya böldük. Böyle de böldüğümüzde 10 parçaya bölmüş olduk. 10'da 1 neresi? Bu kısım. 10'da 1'ini harcamış 200 liranın. Şimdi 200 lirayı bu kutulara eşit şekilde paylaştıracağız. Kaç kutumuz var? 10 kutumuz var. 200'ü 10 kutuya eşit şekilde paylaştırmak için 200'ü 10'a bölmemiz lazım. 200'ü 10'a kolay yoldan bölmeyi öğrenmiştiniz. 10'a bölünce ne yapıyorduk? Buradaki sıfırları siliyorduk. 200'ü 10'a böldüğümüzde sonucumuz 20. Her kutuya düşen para 20 lira. Burası da 20 lira. Ece bu kutudaki parayı harcamıştı. Buradaki para kaç liraydı? 20 liraydı. Ece 10'da 1 kısmını harcamış. Yani 20 lirayı harcamış. Evet, 11. sorumuz. Göldeki 225 ördeğin 5'te 1'i havalandı. Kaç ördek havalandı? Hemen kestirimizi çizelim. 5'te 1 kestirimizi. 5'te 1 kestirimizi çizdik.
birini taradık. 5'e böldük, bir kısmını taradık. Ne yapacağız bu 25 ördeği? 5 kutuya eşit şekilde paylaştıracağız, dağıtacağız. Yani 225'i 5'e böleceğiz her kutuya düşeni bulmak için. 22'de 5, 4 kere var. 4 kere 5, 20. 5'i aşağı indiriyoruz. 25'te 5, 5 kere var. 5 kere 5, 25. Her kutuya düşen ördek sayısı 45. Burada bulduk. 45, 45, 45, 45. Sadece 5'te 1'i havalanmış. Yani bu kısımdakiler havalanmış. Kaç ördek havalanmış? 45 ördek havalanmış. Evet, 12. sorumuz. Evet, son sorumuza bakalım. Yarım kilogram fındığın 20'de 1'i kaç gramdır? Şimdi burada bilinmeyen bir sayı var. Yarım kilogram kaç gramdır? Önce onu bulacağız. 1 kilogram 1000 gramdır. Yarım kilogram ise 500 gramdır. 500 gramın 20'de 1'ini bulacağız. Ne yapacağız? 20'de 1 kesrini çizeceğiz önce. Evet, 20'de 1 kesri burası. 500 gram fındığı 20 kutuya eşit şekilde paylaştıracağız. Yani 500'ü 20'ye böleceğiz. Sıfırları silerek yapalım. Evet, bu sıfır bu sıfırı götürüyor. Kısa yoldan bölmeyi öğrenmiştiniz. 5'in içinde 2. 2 kere var. 2 kere 2, 4. 10'un içinde 2. 5 kere var. 5 kere 2, 10. Evet, her kutuya düşen fındık 25. 500 gramın 20'de 1'i 25 gramdır. Yarım kilo fındığın 20'de 1'i 25 gramdır. Problemlerimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.